Ahmet abiniz sizin için var. Sizin için var. Hayat uzmanı, fikir kompetanı, tecrübe toptancısı Ahmet abi ve gamzeleri Edirne'den Arzu diyor ki Ahmet abi. Abi mi? İdeal erkeği nasıl bulurum? Arzu aslında şu an ideal erkeği buldum. Şu an ideal erkeğe bakıyorsun ama abi dedin kaybettin Arzu. Kaybettin. Abi demeyin. Ahmet abinize abi demeyin. Programına da Ahmet abi olabilir ama isminiz Arzu'ysa abi demeyin. Ahmetçim deyin, Tontişim deyin. Başka şey de deyin. Arzu, ideal erkeği nasıl bulurum? Bulamaz. İdeal erkek diye bir erkek yoktur çünkü insan hatalarıyla kayımdır. İnsan hatalarıyla kayımdır. İnsanoğlu hata yapar. Erkek olan türü daha çok hata yapar. Yani bana sorarsan erkeğin kendisi bizatihi hatadır. Kendisi hatadır. İdeal erkeği bulamazsın. İdeale yakın erkek bulabiliriz. Mesela şu an onlardan bir tanesini seyrediyorsun Arzu ama yapacak bir şey yok. Aramızda kameralar var, aramızda kablolar var, aramızda mesafeler var Arzu. Yapacak bir şey yok. İdeal erkeği bulamazsın. Çok zor. İdeal erkek yok. Bursa'dan Kazım diyor ki Ahmet abi nasıl etkileyici bir erkek olabilirim? Olamazsın. Allah vergisi. Vermeyince mabut. Neylesin Sultan Mahmut Kazım? Olamazsın. Sence ben bunun cevabını bilsem ben bu tiple gezer miyim ya? He? Ahmet abinin imtihanı çok ağır Kazım. Ben her sabah bu yüzle uyanıyorum kardeşim. Aynada saçımı tarayacağım bu yüzü görüyorum. Tıraş olacağım bu yüzü görüyorum. Ahmet abin ne yapsın? Etkileyici bir erkek nasıl olabilirim? Ben ne bileyim bunun cevabını ben bilsem? Ben bilsem nasıl olabilirim? Estetik yapılabilir. Bizler çirkiniz yani yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz, kendimizi başka alanlarda geliştireceğiz. Nedir mesela? Kitap okuyacağız, öğreneceğiz. Efendime söyleyeyim, insanları bilgimizle, kültürümüzle, görgümüzle etkileyeceğiz. Şimdi o konuda kendimizi geliştireceğiz. Çünkü bizler şanssız insanlar. Şanssız insanlar. Çirkiniz biz. Biz bir Brad Pitt değiliz. Biz bir Leonardo DiCaprio değiliz. Biz bir Cüneyt Arkın'ın gençliği değiliz. Değiliz yani, yapacak bir şey yok. Şu an kameranın arkasındaki kameramanı gör. Hollywood'a gitse oyuncu olur. O kadar yakışıklı adam. Ama kameranın önünde ben varım. Bu da hayatın ne kadar adaletsiz olduğuna dair. Adam benden 10 kat daha yakışıklı. Ama kameranın önünde ben varım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Böyle Kazım barışacaksın. Kendinle barışacaksın Kazım. Kendinle barışacaksın. Yükseliyorum şu an Kazım. Kazım yükseliyorum. Beni yükselttin Kazım. İlk defa bir erkek beni yükseltti. Bunu şey yapalım. Bunu düşünelim üzerine. Devrek'ten Berk diyor ki Ahmet abi dadım yok. Hep aynı şeyler. Ne yapmam lazım? Valla Berk yani tayt giyip suçla savaş. Kardeş ne diyeyim yani şimdi? Ne yapacaksın canın sıkılıyorsa? Devrek'te suç durumları nasıl? Varsa öyle bir suç tayt giyeceksin. Suçla savaşacaksın. Suçluları güldürerek etkisiz hale getireceksin. Mesela şu anda Türkiye'de tayt giyip suçla savaşsan adamlar sana zarar veremez. Derler ki yazık. Yazık anasına babasına yazık derler. Amerika'da tayt giyip suçla savaşabilirsin. Ama Türkiye'de suçlu bile sana dokunmaz. Bakar böyle Allah der ya adam tayt giymiş der ya. 40 yaşında adam tayt giyiyor der ya. Buna dokunmayın der bu yazık der ya bu deli der ya. Şey yapma ya tayt giyeceksin suçla savaşacaksın. Buradan suçla savaşmak isteyenlere sesleniyorum. Tayt giy. Tayt giy. Bugün bir tayt kaç para? Kurşun geçirmez yelek keyif o işe yaramaz. O işe yaramaz. Onu da geçinenler var. Kevler mevler işe yaramaz. Suçla savaşacaksan tayt giyeceksin. Tayt giyene yılan bile dokunmaz. Tayt giyene kimse dokunmaz. Ben şahsen dokunmam. Tiskinirim. Tayt giymiş bir erkek görsem ben dokunamam. Dokunamam bakamam da. Böyle gelir gözlerimi kapatırım. Evin içinde onu görür duyar vaziyette. Evi soyar gider yani. Muhatap olmam tayt giymiş erkek. Yani dövemem bile. Onun için tayt giyeceğin bir erkeği dokunulmaz kılan şey gasları, bilgisi, görgüsü, dövüş teknikleri değildir. İlla el elden üstündür. Ne bilirsen bil. İlla senden daha iyi bilen biri çıkar. Ama tayt giyersen senden başka kimse giymeyeceği için onları hazırlıksız yakalarsın. Tayt önemlidir. Tayt hayat kurtarır. Bizim programın markası bir sponsoru bir tayt markası mı acaba? Buradan tayt markalarına sesleniyorum. Kimse taytı bu kadar övmemiştir. Tayt giymek iyidir. Belki de böyle cevaplamış olduk. Osmaniye'den Ferit sormuş. Diyor ki Ahmet abi eski sevgilimi unutamıyorum. Ne yapmam lazım? Yenisini bulacağım. Türkiye'de kimse eski sevgilisini unutamaz. Bu bizim halkımızın çok efendime söyleyeyim. Geçmişine bağlı, efendime söyleyeyim, sadık olmasından kaynaklanan bir şey değildir. Biz eskilerini unutamıyoruz. Neden? Çünkü sirkülasyon yok. Yenisini bulamıyorsun. Yenisini bulamadığın için de eskisini unutamıyorsun kardeşim. Denklem bu kadar basit. Yenisini bulacaksın. Buradan eski sevgilisini unutamayan herkese Ahmet abi %100 geçerli bir çözüm sunuyor. Yenisini bulacaksın. Bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Bilmiyorum. Onu bilemem. Ama bulacaksın. Eski sevgili unutulur. Unutulmaz diye bir şey yok. Yenisini buldum unut. Unutulur abi. Unutulur. Unutamıyorum diye yalan söylüyor. Yenisini bulamadığın için unutamıyorsun. Eski sevgilini unutacaksan yenisini bulacaksın. Bunun yenisini bulacaksın unutur. Efendim Kırşehir'den Ahmet. Ahmet abi hayatta başarılı olmak için ne tavsiye edersin? Yalakalık yapacaksın ama belli etmeyeceğin. Çok zor bir konu yani. Yalakalık yapacaksın ama karşı taraf bunu anlamayacak. Yalakalık yaptığını anlarsa tutmuyor. Tutmuyor. Dal kavuk deyip geçiyorlar. Öyle bir yalakalık yapacaksın ki sanki böyle efendime söyleyeyim ılık bir duştan sonra vücuda değen bir meltem gibi olacak yani. Öyle bir yalakalık yapacaksın ki hem yapacaksın hem de adamı gerçek olduğuna inandıracaksın. Yalakalıkta ki Ahmet abim bu konuda çok iyidir. İnanılmaz iyiyimdir yani. Korkunç iyiyimdir. Hatta Ahmet abinle yalakalık diye bir ayrıca bir program daha tasarlayabiliriz. Yapabiliriz. Yalakalığın altın kuralları.
olmalı. Çünkü bizim memlekette ve dünyanın genelinde yetenek, liyakat çok önemsenen şeyler değil. Yalakalık çok geçerli bir yöntem olabiliyor ne yazık ki. Akıllı olacaksın, çakal olacaksın. Unutmayacaksın. Yapılan iyiliği de unutmayacaksın, kötülüğü de unutmayacaksın. Unutmayacaksın, not alacaksın. Not alacaksın, unutmayacaksın. Yapılan iyiliği de unutmayacaksın, kötülüğü de unutmayacaksın. Efendime söyleyeyim ya da tüm bunlarla uğraşmayıp zengin birini bulacaksın. Kader, peder, o da olmadı, kayınpeder. Yani elimizdeki sermayeyi en güzel şekilde değerlendireceğiz ama benim sermaye o kadar değerlendirilebilir bir durumda değil. Yani benim onu sağlayabilmem çok mümkün olmadığından dolayı işte böyle televizyondur, internettir, gazetedir bu tip işler yapıyorum. Ne yapacağım? Onu yapacağım. Hayat uzmanı, fikir kompedanı, tecrübe toptancısı Ahmet abinle hayatı analiz ediyoruz. Çözemediğiniz şeyleri sosyal medya adreslerimizden bize yazabilirsiniz. Ben bu kadar bilgiyle ne yapacağım? Kendi kendime ne yapacağım? Sizle paylaşmadan sonra ne yapacağım? Denizli'den Cumali diyor ki Ahmet abi kalbim çok kırıldı ne önerirsin? Mayonez öneririm kardeşim. Mayonez. Çatlayana kadar mayonez yiyeceğim. Yiyeceğim, mayonez yiyeceğim, süreceğim yiyeceğim, mayonez iyi, bana iyi geliyor yani. Aşk acısını falan ben mayonezle unutuyorum. Yani unutuyorum, kalp kırıklığına, eski sevgiliye, basura, arabada akü bitimine çok iyi geliyor. Mesela aküsü bitmiş arabada yerseniz araba şarj olabilir. Olmazsa da artık adres yazmıyor değil mi? Bizim ekranda beni bulamazlar. Aküsü bitmiş arabanın kaputuna oturacağı, mayonezi orada yiyeceği. Ama 3 kaşık da yiyeceği. 3 kaşık yiyeceği, bir tanesini arabanın tavanına yayacağın, kaşıkla yayacağın, o şey yapar. Ne işe yarar? Bir işe yaramaz. Ama ne olur? Yoldan geçenler görürler, derler ki, aa deli bu derler. Yazık derler. Kimin evladı ise derler. Bunu alalım, bir yardım edelim derler. Bir çekerler. Bir takviye yaparlar, bir tamirci bulurlar, bir arabana götürürler, bir şey yaparlar yani. Deliye yatacaksın, deliye yatacaksın. Dayak yiyeceksen deliye yatacaksın. Deliye yatmak her zaman kurtar. Baktın 4-5 kişi etrafını çevirdi hemen şey yapacaksın. Yapacaksın. Bu memlekette deliye bir de güvercine kimse dokunmaz. Kimse dokunmaz. Bizim memlekette deliyi severler, güvercini de severler. Evet güvercin. Güvercinin doğru söylenişi güvercin. Buradan da Türk Dil Kurumu'na seslenmiyorum. Muhatap da almıyorum. Ahmet abin bugün için bitti.